Sevgili izleyenler, dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına çevrilmiş durumda. İsrail'in operasyon kararı alması ve Hizbullah'ın yanıt vereceği açıklaması sonrası bölge diken üstünde. Sıcak bir çatışma, hatta belki de bir savaş an meselesi artık. TV100 ekibi sıcak bölgede gelişmeleri an be an takip ediyor. Söz vermiştik, eğer bizi izliyorsanız ilk siz haberdar olacaksınız diye muhabirlerimiz yurdun dört bir köşesinden yayın yapmayı bırakın. Sınırların ötesinde yayınlarını sürdürüyor. Ayrıntıları muhabirimiz Sertaç Murat Koç'tan dinleyeceğiz. Sertaç, günün yanıyor, hoş geldin, iyi ki geldin. Süreç takibinde lütfen aydınlat bizleri. Leyla'm günaydın, iyi yayınlar diliyoruz. Senin de bahsettiğin gibi Lübnan'ın atan kalbi, başkenti Beyrut'tan aktarmaya devam ediyoruz. Tabii dünü bir toparlamak gerekiyor. Dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aslında 7 Ekim'den bu yana zirveye çıkmış. İsrail-Hizbullah, İsrail-Lübnan geriliminin daha da artmasını, daha da pik noktalara taşınmasına neden olan bu Mejdal Şems köyündeydi, Mejdal Şems beldesindeydi ki buradaki bir futbol sahasına bazı roketler, bazı füzeler isabet etmişti. Aralarında çocukların da olduğu 12 kişi hayatını kaybetmişti. 35'i yaralının olduğu biliniyor ki bundan da 17'sinin ağır olduğunu ifade edebiliriz. İşte Benjamin Netanyahu bu haberi Amerika'da almıştı ve İsrail'e döndükten sonra da dün burayı ziyaret etti. Protestolarla karşılaştı ve giderken kritik bir açıklama yaptı. İsrail burada bir oldu bittiye müsaade etmez, karşılık veririz dedi. Yine dün ismi açıklanmayan ve hem uluslararası medyaya hem İsrail medyasına konuşan bazı İsrailli yetkililer de bu Benjamin Netanyahu'nun ifade ettiği karşılığın sınırlı olacağı şeklinde bazı beyanatlar verdiler. Bunları net şekilde söyleyebiliriz. Tabii Hizbullah'tan da eş zamanlı açıklamalar geldi. Biz de İsrail'i vururuz eğer Beyrut'a ya da Lübnan'a bir saldırı olursa şeklinde açıklamalar yapıldı ki zaten İsrail Savaş Kabinesi hem Başbakan Netanyahu hem Savunma Bakanı Galan'da yani İsrail ordusuna bu karşılığı nasıl verileceği, zamanın ne olacağı şeklinde tam yetki vermişti. Aslında iki tarafın açıklamaları sürerken bunun karşılıklı seviyede kalacağı konuşulurken yine dün akşam saatlerinde ve gece saatlerinde karşılıklı çatışmalar sürdü diyebiliriz. Yine İsrail Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldı. Ölü yaralı sayısı açıklanmadı ama bu araçta ciddi hasar olduğu ifade edildi. Lübnan resmi haber ajansı duyurdu bu gelişmeyi. Tabii yine Lübnan'ın güneyinde farklı noktalar hedef aldığı biliniyor İsrail'in ve yine Lübnan'dan fırlatılan 20'ye yakın roketin boş alanlara düştüğü, karşılık verildiğini açıkladı yine İsrail. Yine İsrail bir Hizbullah insansız hava aracına yani drone'un da etkisiz hale getirildiği, karşı konulduğu yönünde açıklamalar yaptı diyebiliriz. Tabii bu kapsamda Hizbullah'ın altyapısını özellikle hedef alıyor. Hem liderlerini hedef alıyor nokta atışlarla. Bunu söyleyebiliriz ki dün ne bir araca yapılan saldırıda iki kişinin öldürüldüğü Lübnan'ın güneyinde uluslararası medyada, yerel basına da, Arap basına da yansımıştı. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Tabii burada şunun altını çizmekte fayda var. Şimdi başkent Beyrut'ta büyük bir tedirginlik yaşanıyor. O tedirginliğin daha yüksek boyutları Lübnan'ın güneyinde, İsrail kuzeyinde çünkü büyük bir yığınak yapmış durumda. O hatta ordusunun önemli bir bölümünü Gazze'de Hamas'a karşı yönlendirdiği gibi bu tarafa yönlendirmiş durumda. Yani İsrail'in artık namlusunun ucu zaten hep yıllardır öyleydi ama ciddi anlamda bu kez Lübnan'a dönmüş durumda. Demin anlattığım bu gelişmelerin ışığında yaşanıyor bunlar. Ve bu Lübnan'ın güneyinde yaşanan bu gerilim içinde bulunduğumuz başkente de sıçramış durumda. Başkent Beyrut'ta an itibariyle bir saldırı yok. Buna ilişkin bir emare gözlenmiyor. Ama başkent sokaklarında büyük bir korku var, büyük bir tedirginlik var. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Hem konuştuğumuz insanların bize aktardıkları hem insanların yüz ifadelerinden bunu net şekilde görebiliyoruz ki 2006'da da yine İsrail, Lübnan, İsrail, Hizbullah arasında bir
çatışma, gerilim ortamı yaşanmıştı ve İsrail Hizbullah hedefleri dışında içinde bulunduğumuz başkentin dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Havalimanı Refik Hariri'yi hedef almıştı ve bu havalimanını vurmuştu. Uluslararası bir havalimanı olma özelliğini taşımasına rağmen, yani sivilleri de hedef almıştı İsrail. İşte insanların aklı oraya gidiyor ve İsrail tekrar Lübnan'a bu boyutta, özellikle başkent Beyrut'a, sivillerin yaşadığı noktalara bu boyutta saldırılar gerçekleştirir mi? Yani tepemizde bir anda İsrail füzesi görebilir miyiz? Beyrut semalarında İsrail savaş jetlerini görebilir miyiz? Endişesini net şekilde yaşıyor. Bunu da not olarak düşelim. Ama insanlar tabii yıllardır bu gerilimle, 10 yıllardır bu gerilimle yaşadığı için bu coğrafyada buna alışmış durumdalar aslında bir anlamda da. Çünkü başkent Beyrut'ta normal yaşam tüm hızıyla akıp gidiyor. Yani insanlar gündüzleri alışverişlerini yapıyorlar. Trafik deseniz keşmekeş, zaten çok büyük bir nüfusa sahip, 6 milyona yakın nüfusa sahip başkent Beyrut. Sokaklarda iğne atsanız yere düşmüyor. Ve gece saatlerinde özellikle içinde bulunduğumuz nokta Korniş bölgesi, Beyrut'un sahil kesimi, arkamda gördüğünüz deniz Akdeniz ve burası başkentin önemli noktalarından biri Beyrut'un. Ve gece saatlerinde burada aynı gündüzmüşçesine bir trafik akışı var. Türkiye'de aynı saat dilimi içinde yer alıyoruz. Dün gece saatler 2'yi geçtikten sonra bile arkamda gördüğünüz bu noktada insanlar kafelerde, eğlence mekanlarında, restoranlarda adeta tıka basa doldurmuştu oraları. Hem eğleniyorlar hem yemek yiyorlardı. Yine sahil şeridini çeviren otoyolda araç trafiği oldukça yoğundu. Yani sanki gündüz meşgulesine gece saatlerinde bile başkent Beyrut'ta bir anlamda normal hayatta sürüyor. İnsanlar artık buna alışmış gibi görünüyor burada. Ama her ne kadar normalleşmiş gibi hissedilse de, görünse de ya da bu görüntüler dışarı yansıtsa bile akıllarından itibariyle tek soru var. O da eğer bu savaş tamtamları çalınıp savaş daha da büyürse başkent Beyrut'ta hedef alınır mı? Bu korkuyu, bu endişeyi net şekilde yaşıyorlar. Ve savaşın artık bundan sonra başka bölgelere evrilip evrilmeyeceği de merakla beklenen konular arasında. Ama İsrail her ne kadar bu Golan Tepelerinde bu gerilimi buraya çıkmasına neden olan saldırıyı Hizbullah yaptı dese de, Hizbullah bunu kabul etmediği gibi biz vurmadık açıklamasını da yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bunu Hizbullah'ın yaptığından emin görünüyor. Ve savaşı burada daha da tırmandıracağı benziyor Kader Hanım.